Rusya'nın Ukrayna sınırına balistik füzeler ile keskin nişancılar gönderdiğine ilişkin ortaya çıkan görüntüler dünyayı şok etti. Rusya'nın 3. Dünya Savaşı'na neden olabilecek büyük bir savaşa hazırlandığı iddia ediliyor. Batı basını Rusya'nın 3. Dünya Savaşı'na hazırlık yaptığını iddia etti. Kaynak olarak ise Rusya'nın füze ve diğer askeri donanımları taşıyan trenlerle Ukrayna sınırına taşınmasına ilişkin görüntüler gösterildi. Görüntülerde İskender M fırlatıcılarının trenle sınıra götürüldüğü gösterilirken, çatışma bölgesinin yakınında olduğu bildirilen keskin nişancı ekiplerini gösteren başka görüntüler de paylaşıldı. Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde yaşanan gerginlik, NATO ve ABD'nin de devreye girmesiyle had safhaya ulaştı. ABD ve İngiliz istihbaratı kaynakları, önceki gün Rusya'nın birkaç gün içinde Ukrayna'ya saldıracağını açıklarken, Kremlin yönetiminin de sınıra balistik füze rampası taşıdığı ortaya çıktı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini çekerek gerginliği düşürmesini istedi. Diğer taraftan saldırganlık devam ederse Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz. Eğer herhangi bir Rus kuvveti Ukrayna sınırını geçerse bu bir işgaldir. Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle buna hızlı, şiddetli ve müşterek bir yanıt verilecektir dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya saldırma niyetinde olmadıklarını, Ukrayna halkını resmen hiçbir zaman tehdit etmediklerini bu konuda defalarca kamuoyuna açıklama yapmalarına rağmen Batılı meslektaşlarının ABD ve İngiliz istihbarat servislerinin şu andaki histerilerinin Ukrayna'nın Donbas'ta güç kullanmasını kışkırtma yönünde değilse de en azından Kiev yönetiminin Minsk anlaşmalarını sabote etmeye yönelik çizgisini gizleme yönündedir değerlendirmesini yaptı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı olası bir Rusya müdahalesine karşı Kiev Büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda 23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna'daki ABD vatandaşları ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir ifadelerine yer verildi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat planladığına dair haberler olduğunu işaret edilen açıklamada, özellikle Ukrayna sınırları boyunca Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki Doğu Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir değerlendirmelerinde bulundu. Evet, Rusya'nın Ukrayna sınır bölgelerine yaptığı askeri yığınakların ilk hedefi, Rusya'nın kırmızı çizgisi olarak ifade edilen Ukrayna'nın NATO'ya girme ihtimaline yöneliktir. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı bu askeri yığınakların ikinci hedefi ise Batı'dan, özellikle NATO'nun Doğu Avrupa politikası konusunda bir takım tavizler almayı amaçlamaktadır. Bu nedenle ABD ve Ukrayna tarafından Rusya'ya yönelik Ukrayna'nın NATO üyeliği gibi çok ciddi bir provokasyon gelmediği takdirde mevcut durumda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal ve bir adım atması beklenmemelidir. ABD ve Ukrayna'dan tansiyonu yükseltici dramatik bir adım gelmesi ihtimali oldukça düşüktür. Ukrayna Rusya'ya karşı savunma pozisyonuna geçerken ABD ise Rusya'yı tahrik edecek açıklama ve adımlardan kaçınır görünmektedir. Bu yüzden Rusya'nın amacının Ukrayna'yı işgal etmekten çok ABD tarafından ekonomik yaptırımlar ve NATO-Ukrayna arasındaki askeri işbirliği gibi konularda taviz koparmak olduğu söylenebilir. Putin ve Lavrov'un konuyla alakalı açıklamaları da bu yöndedir. Bu itibarla Ukrayna sınırında yoğunlaşan Rus askeri yığınağını da gerçek bir işgal hazırlığı yerine karşı tarafa tüm seçeneklerin masada olduğu mesajını vermek olarak değerlendirmek gerekir. ABD'nin son güvenlik stratejisinde asıl hedefin Çin olmasına rağmen güvenlik uzmanları ABD'nin Rusya'yı es geçmeme adına ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna sınırına asker göndermeleri Avrupa'nın Rusya'ya açılmasını önlemek olarak okumak gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması
veya bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceğinden burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Tarihinde olmayan bir sulh içinde, barış içinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Bu siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel bütün bu konularda Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile yine aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bu alanlarda, bu konularda ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmelerin biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz ara bulucu olabiliriz demişti. Bu konuyla ilgili olarak uzmanlarca yapılan açıklamalarda Türkiye'nin mutlaka ara buluculuk rolüne girmesinin gerekli, ülkemizin milli güvenliği için elzem olduğu belirtilmişti. Karadeniz'in karışmasının Türkiye'yi iki cephe içinde bırakacağı, aşağıda Suriye-Irak cephesi, yukarıda da büyük çalkantılar olur. Bu tamamen Türkiye'nin içinde bulunduğu önemli jeopolitik konumu sarsar. Türkiye bu dengeyi kurabilirse ki eski zamanlardan beri bu dengeyi korumuştur. Çok olumlu sonuçlar verir. Karadeniz'in kontrolü Türkiye'dedir. Zira çok sağlam bir donanmamız var. Ayrıca en uzun kıyı şeridi bizde. O nedenle bu tarz ara buluculuk girişimlerinin Türkiye için çok faydalı olduğu uzmanlarca ayrıca ifade edilmişti. Evet, Putin Biden'a oyununu gördüm dedi. Putin, sen beni Ukrayna'ya bahane ederek Batı'da, Kazakistan ve Fergana'da tutmak istiyorsun. O zaman ben de seni burada tutarım diyor. Ankara arabuluculuk rolü ile arada kalmak istiyor ama taraflar uzlaşacak gibi değil. Tabi Ankara arabulucu olmayacaksa süreç içinde nasıl bir rol üstlenecek göreceğiz. Tarafsız kalması çok zor. Bu yeni duruma göre ABD Çin'e saldıracaksa Hint Okyanusu'nda Hindistan'dan Kızıldeniz'e kadar olan bölgede güç bulundurmak zorunda. Doğu Akdeniz'de, Batı Karadeniz'de ve Ege'de güç bulundurmak zorunda. ABD bir kez vurup kazanmak zorunda. Vurur ve kaybederse geriye ABD diye bir ülke kalmaz. ABD eğer Çin'i ve Rusya'yı kontrol edemeyecekse ABD'nin dünyanın jandarması olma iddiası da biter. Bugün sessiz duran Trump işte o an sesini yükseltir ve ABD'deki eyaletlerin 3'te 2'sinde kontrolü ele geçirir. Zaten daha şimdiden demokratlarla globalistler ayrışmaya başladılar bile. Gelinen nokta Amerikan yüzyılının sonuna işaret ediyor. Çin-Hindistan Savaşı diğer bilinen adıyla Çin-Hindistan Sınır Çatışması 1962 yılında Çin ile Hindistan arasında yaşanan sınır savaşı. Yaklaşık bir ay süren savaş Çin'in askeri zaferiyle sonuçlanmışsa da ateşkes sonucunda iki ülke de savaş öncesi sınırlarına dönmüşlerdir. ABD Çin'e karşı Hindistan'la işbirliğini arttırdığı biliniyor. ABD ASEAN bölgesinde de aktif. Tabii bu bölgede Malezya, Japonya ve Kore de etkili. Muhtemel bir savaşta bölge devletlerindeki halkın ve iktidarların tavrı biraz da ilk etapta kimin kazanacağına bağlı olacak. ABD Çin ile başta ticaret ve teknoloji olmak üzere pek çok alanda sorunlar yaşıyor. Çin ve Hindistan arasında da tarihten gelen sorunlar, ekonomi ve siyaset konusunda sorunlar var ve ABD Çin'e karşı Hindistan'ın yanında, Çin ise Pakistan'la yakın ilişkiler içinde. ABD'nin Kuzey Kore, Tayvan konusundaki tavrı, Japon denizindeki hareketlilik, grip 19 konusundaki Çin'i suçlayan açıklamaları, Çin'in Afrika ve Mezopotamya'daki giderek artan varlığı, İpek Yolu projesi ABD'yi rahatsız ediyor. Bu arada Hindistan'ın Çin'e karşı Rusya'dan aldığı S-400'leri aktif hale getirme kararı iki ülke arasındaki gerilimi artırdı. Krizin dört kanadı da nükleer güce sahip olması aslında bu ülkeler arasında dehşet dengesi oluşturuyor. Çin, Hindistan, Rusya ve ABD'nin işin içinde olacağı bir savaş ilk etapta dünya nüfusunun yarısını, dünya coğrafyasındaki Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'yı içine alacak bir savaş olacak. Savaşın başlaması dehşet dengesi, yani savaşın taraflarının hiçbirinin bu savaştan başarıyla çıkamayacağı için çok zor. Ama bu konuda gelinen noktadan geri dönüş de kolay değil. Savaş başlarsa bitirmek de kolay olmaz. Ülkelerin sınırlarının, rejimlerinin, yönetim kadrolarının yeniden şekil alması zaman alır. Sıcak savaş zaten çok uzun sürmez ama zaten çok büyük bir yıkıma sebep olacağı için savaşın yaralarının sarılması zaman alır. Bu endişeler olmasaydı zaten bugüne kadar savaş çoktan çıkmıştı.
İngiltere bu süreçte çatışma ortamından uzak durmaya çalışıyor. Rusya, ABD'nin tehditlerini önemsemiyor. ABD'nin doğuda Çin'le, batıda Rusya ile, güneyde İran'la baş etmesi, yani 3 cephede birden savaşması mümkün değil. ABD Çin'i vurabilir ama Çin'in başına gelecek olanların ABD'nin başına gelmeyeceğini kim garanti edebilir? Tabi burada muhtemel bir Çin-Hindistan savaşının iki ülkede sebep olacağı insan zayiatını kimse tahmin edemez. ABD bu durumda Rusya'nın gözdağı vermek için Polonya ve Romanya'yı Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana sistemli bir şekilde silahlandırıyor. NATO Karadeniz'de de varlığını güçlendirmek için Ukrayna'ya büyük önem veriyor. Zaten Kırım'ı ilhak etti. Doğu Karadeniz'de de Gürcistan ile ilişkileri sürekli olarak geliştiriyorlar. Bu süreçte Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı olan Brastav ve Goben zırhlılarının gidip Sivas Topolu bombalaması örneğinde de olduğu gibi Karadeniz'e açılacak Amerikan gemileri Ukrayna bayrağı çekebilir. Amerikan askerleri de Polonya vatandaşlığına geçebilir. Adolf Hitler 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırdı. Bu saldırı ile 2. Dünya Savaşı da başlamış oldu. Bir yandan Alman savaş gemisi Polonya'nın Gdansk yakınlarındaki bir mühimmat deposuna ateş açtı. Öte yandan leh üniforması giydirilmiş Nazi subayları Silezya bölgesindeki yerel bir radyo istasyonuna saldırdılar. Maksatları savaş için bahane üretmekti. Hitler, Polonya'nın kendilerine saldırdığını açıkladı ve ardından yaklaşık 1,5 milyon Alman askeri Polonya sınırına geçti. ABD ya da o kafada hangi ülke yönetici olursa olsun savaş başlatmak için bahane aradığı zaman ya kendi birliklerini vurur yahut düşman ordularına sızmış ajanlarını kullanarak komutandan izinsiz bir saldırı sipariş eder. O işin 40 tane yolu var. Bu durumda Japon Denizi, Hint Okyanusu, Körfez, Kızıldeniz, Akdeniz, Karadeniz, Ege, Baltık Denizi ısınacak gibi. Yeni bir dünya savaşını başlatmak için birkaç senaryo. 1. Çanakkale Savaşı'nın başlamasına yol açan o Alman gemilerini hatırlayın ve bir de Hitler'in Polonya'ya saldırmak için bulduğu bahaneyi birlikte düşünün. Bu kez ABD ile Rusya arasında bir çatışma konusunda tarih tekerrür eder mi dersiniz? 2. Çin ve Hindistan eş zamanlı füzelerle vurulursa ve her iki taraf birbirini suçlarsa bir Çin-Hindistan savaşı, ABD'nin Hindistan'ın yanında savaşa girmesi ile de bu iş çözülebilir. 3. İki Kore arasındaki ilişkiler ya da Tayvan üzerinden bir plan yapılmış olamaz mı? 4. Şubat ayında kış olimpiyatları öncesi, sırası ya da sonrasında Pekin, Doğu Türkistan, Tibet bölgesinde Tiananmen benzeri olaylar yaşanabilir mi? Ya da Fergana bölgesinde Doğu Türkistan ve Tibet yanında Fergana koridorundaki devletleri, Pakistan'ı, Hindistan'ı, Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı, Kazakistan'ı etkileyecek bir çatışma ile savaş tetiklenebilir. Bakalım kış olimpiyatları zamanında sorunsuz bir şekilde yapılabilecek mi? Kimler katılacak, kimler katılmayacak? Sanırım bu kez olimpiyatlara sporcu ve gazeteci olarak katılacakların önemli bir kısmı aslında ajan olacak. Bu süreçte İngiltere ve Avrupa sessiz. Daha çok Almanya'nın adı geçiyor. Zaten Almanya, ABD, İngiltere ve Fransa'nın işgali altındaki mahcur bir ülke. Tabii eğer ABD yara alır, yenilir, bölünürse Almanya ve Japonya bağımsızlık yönünde bir adım atabilirler. Ama Almanya sadece ABD'nin işgali altında değil, İngiltere ve Fransa'nın da işgali altında. Görünen o ki İngiltere yine ölen ölür, kalan sağlar benimledir demeye hazırlanıyor. Giden gitsin zaten kalan yanına alacak birini arayacak.